Merhaba, iyi günler. 13 Haziran 2024. Sıcak, güzel bir akşamüstü. Aşırı sıcak, aşırı buharlaşma da bulutları topladı. Dünyanın bir dengesi var. Fazla sıcaklık, deniz kenarları, göller, nehirler, suların olduğu yerde su buharı yapar, yağmur yapar. Evet, yaz yağmurları anidir ve tehlikelidir. Şimdi bizim bir ekonomik krizimiz var. Bu 100 yıldan fazla devam ediyor insanlık tarihinde. Bu genellikle nasıl yorumlayabiliriz? Ekonomik krizin sebebi yüksek enflasyon, düşük faiz. Değil mi? Dünyada. Şimdi bir defa da bunun tersini yapsak yani. Şöyle akıllı insanlar olarak, devleti yöneten insanlar olarak. Tersini yapalım. Yüksek faiz, düşük enflasyon, kriz bitti. Güle güle. Yani bu kadar çok hayatımızı zorlaştırıyoruz ki yani sanki biri gizli para veriyormuş gibi. Gizli. Gizli para, gizli kuvvetler hazinesi. Evet. Gizli tarikatlar, gizli partiler, gizli devletler, gizli yöneticiler, kendini saklayan devlet adamları dünyada geçmişini, niyetlerini gizli. Gizli Kuvvetler Hazinesi. Böyle bir kitabımız var. Gizli Kuvvetler Hazinesi. Rüya Yorumları Ansiklopedisi. Burçlar, yıldızlar, büyüler, fallar. Fala inanma, falsız kalma. Evet. Bu burçlar bir tanesi eksik olarak dönüyor. Bu burçların sağlam olanı Çanakkale'de birinci koridorda Cihatpaşa Mahallesi'ne, Hastane Bayırı'na oraya giderken yukarıya doğru, iskeleden ileriye doğru. Orada bir yer haritası yapılmış. Yer. Yerden 70 santim yüksekliğinde bütün burçlar düzenli olarak orada resmedilmiş. Tarihleri de var. Bu gazetelerin verdiği, internette dolaşan yorum yapılan burçlar sıralaması ve adedi sayısı yanlış. Orada hakikisi var. Gittiğiniz zaman lütfen onun fotoğrafını çekin. Oraya biraz vakit ayırın. Çanakkale'de, deniz kenarında, boğazın kenarında. Rüya nedir? Rüyayı nasıl görürüz? Kaç çeşit rüya vardır? Bugünkü bilginler rüya için ne diyorlar? Bilmediğimiz gizli güçler. Burcunuz ne diyor? Tılsımlar, büyüler, fallar, İskambil falı, kahve falı, el falı ve benzerleri. Evet. Rüya nedir? Rüyalarda zaman, kavramı, gelecekten haber veren rüyalar, korkulu rüyalar, uyanıkken görülen rüyalar, rüyalara borçlu olduğunuz büyük buluşlar ve yapıtlar, rüyalarımızı nasıl yorumlarız? Yıldızlar falı, gizli güçler, büyücülük, genel işler için yapılan büyüler, aşk ve muhabbetle ilgili büyüler, soğutan büyüler, uyku bağlamak için büyüler, dil bağlamak için büyüler, İskambil falı. Oo, devam ediyor burada. Onu artık uzun, maşallah. Aferin. Evet, devam ediyor. Evet. Şimdi ben bir karar aldım. Size de tavsiye ederim. Lütfen, ben bunu uyguladım. Bu rüyayla ilgili. Çok faydasını gördüm. Size de huzurlu bir şekilde tavsiye ederim. Sakin. Yavaş yavaş tavsiyede bulunayım. Şimdi bundan uzun yıllar önce, 40 seneden önce aşağı yukarı diyelim, çok kötü rüyalar görüyordum ve bu kötü rüyaları anlatıyordum. Dediler ki bana musluğu anlat, suyu anlat, şunları. Sonra bir gün şöyle bir karar verdim. Dedim ki bu gezegenin, bu dünyanın en kötü rüyasını ben gördüğüm zaman sabah onu kendime ve arkadaşlarıma konuşma için, sohbet için, kahvaltı için gelmiş olanlara hemen yalanla anlatacağım. Yani. Bir karar aldım. İçine yalanı dolduracağım. O gördüğüm o kötü rüya, kabus, o insanın dudaklarını çatlatan, tansiyonu bozan, rüyada ölümleri sebep olan rüyalar var ya, onları hayatımdan attım. Hemen başladım yalan söylemeye. Yalan söylemenin zaman zaman bütün siyasiler, devlet adamları başvururlar. Siz de
tadını kaçırmayacak, fazla insanları uyandırmayacak şekilde lütfen yalan söyleyin. Ama rahatsızlık vermeyin çevreye. Bunu da meslek haline getirip de vergi mükellefi olmayın. Hani ufak ufak çaktırmadan küçük küçük süsleyici yalanlar söylenir yani. Evet, ben o yalanları söyledikçe bu defa bir ay, bir yıl derken hayatımın tamamı boyunca benim rüyalara bakış açım değişti. Evet, şu an dünyanın en kötü rüyasını zaten görmüyorum. Görsem de sabah erkenden yalanım hazır. Çünkü kötü pis halde büyük peygamberi görmek saçma rüya ve karışık rüyalardan değildir. Belki o rüya sahibinin kendinden hak ve sadakadır. Bu ifade ve açıklamalardan da anlaşıldığı üzere her ne kadar bilinen niteliğinden bir nitelikte de görülürse de sahibi rüyanın gördüğü suretten ön alarak haktan tasvir olunmuştur. Şimdi şöyle bu sonsuz, buna girsek 100 yeni, 100 yeni yetmez yani. İshak Asimov, İmparatorluk Yazarı, Zamandan Kaçış. Başka bir zaman üzerine bir kitap bu. Evet. Nemli, rutubetli, sıcaklığı da şimdi çıtır çıtır bir kitap. 500 lira bu kitap. Şurada yazıyor. Bilim kurgu romanlarının büyük ustası Asimov'u bu kitabında da okurlarını uzayın esrar ve heyecan dolu sonsuzluklarına götürüyor. İmparatorluk, altın galaksi, gizli tanrılar, ben, robot, güneşin tanrıları, galaksi çöküyor, şafağın robotları, ölü gezegen ve sonsuzun tohumları. İshak Asimov'un dilimize çevrilen öteki ünlü yapıtlarıdır. Şuradan bir başlangıç yapalım bakalım. Joseph Stuart Arz'ın tanıdık yüzünden tamamıyla kaybolmadan 2 dakika önce Chicago'nun banliyölerinden, evet, haydi bakalım. Banliyölerinden birinde güzel bir sokakta ilerliyor. Ve kendi kendine şair Browning'in dizelerini tekrarlıyordu. Bu bir bakıma biraz acayipti. Schwartz Wars'ın yanından geçen yayalar onun Browning'le ilgilenebilecek bir kimse olduğunu düşünmezlerdi bile. Adamın hali, tavrı ne olduğunu hemen açıklıyordu. Emekli bir terziydi o. Bugünün kültürlü insanlarının deyimiyle resmi bir eğitim görmemişti. Ama çok meraklı bir insan olduğu için eline geçen her kitabı okumuştu. Okuma konusundaki oburluğu ve kitapları arasında bir seçim yapmaması yüzünden de hemen her konuda bilgi sahibi olmuş, belleği çok güçlü olduğu için öğrendiklerini de hiçbir zaman unutmamıştı. Örneğin Browning'in Ben Ezra adlı daha gençken 2 kez okuduğu şiirini ezberden biliyordu. Tabi dizelerinin çoğunun anlamlarını kavrayamamıştı. Ama baştaki 3 dize son yıllarda Şap Vars'ın için kalbinin atışı kadar tanıdık olmuştu. Şimdi sessizce kafasından bunları geçiriyordu. 1949 yılı yazı başlarının güneşli, oldukça güzel bir günüydü. Benimle birlikte yaşlan. En iyisi daha önümüzde. Bunun için yaratıldı yaşamın başlangıcı. Bu son için. Evet. Güzel, hisli, dokunaklı dizeler. Can Yücel, Ölüm ve Oğlum, Güler'e hediye etmiş bunu. Baharla
ölüm koşmaları. Memelerim koparıyor. 100 yıl süren bir yalnızlık dile gelmişçesine. Nasıl, nasıl bir sevinç ya Rabbi. Ve ağrıya, ağrıya tabii. Ağrıya, ağrıya. Abi, Nakkaştepe'de ancak bezmimize böyle gelmiştir. Gelincikleri ve nazım hikmetleriyle. Yer bilimsel bir hapisten sonra. 1926 yılında İstanbul'da doğmuş olan Can Yücel, Hasan Ali Yücel'in oğludur. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Latince, Yunanca okuduktan sonra İngiltere'de uzun süre kalmış, Cambridge Üniversitesi'ne de devam etmiştir. İlk şiirlerini Yazma 1951 adlı kitabında, şiir çevirilerini de Her Boydan adlı adı altında toplamıştır. 1973'te Sevgi Duvarı, 1974'te Bir Siyasinin Şiirleri adlı şiir kitapları yayınlanmıştır. Cem Yayın Evi, Can Yücel'in şu son şiirlerini topladığı Ölüm ve Oğlumu sunmaktadır. Türk şiirinde sesle okunan şiir ve gözle okunan şiir çekişmesinde Can Yücel için ses ile şiir akımında yer alan bir ozan diyebiliriz. 12,5 diyebiliriz. Seslendirelim bakalım. Sadece Adana'nın Girne yolunda değil, Roma'da da böyle. Oyalamak için işsiz yığınlarını ve belki de azalsın diye işsizlerin sayısı, o zamanın gazetesi ve hürriyeti olan Kolosyum'u stadyumunda aslanlara atarlardı. Sen gibi, ben gibi, Mehmet Turgut gibi insanları. Ama Ali adındaki o kendi de müebbete mahkum aslan, aslanlar akıllanıyorlar mı nedir? Yemedi kardeşim, yemedi. Kore gazisi Mehmet Turgut'un göğsündeki silver star nişanı. Evet. 10 Kasım dolayısıyla televizyondaki uygunsuz bir yayın üzerine. Ne fecaat adamlar ki bunlar. Daha başlanmadan bile doğru dürüst denkide. Hanendeleriyle, sazendeleriyle sözleşi vermişler bu akşam. Sarakaya alıyorlar. O yere göğe sığdıramadıkları Mustafa Kemal'i. Salt Saray kalecisi Yasin var ya, çocuk haklı olarak takım yattığında suçlanacak birini bulurlar. Her zaman dediydi. Yasin kadar mı olamadı koskoca Mustafa Kemal? Büyük nutkunu tango halinde söylendiğinde. İşçi marşı. Hava döndü. İşçiden. İşçiden esiyor ya. Dumanı dağıtacak yıldız poyraz başladı. Bu fırtına yarınki süt limanlara bedel. Bahar yakın demek. Mevsim böyle kışladı. Hava döndü. İşçiden, işçiden esiyor ya. Tekliyor işte çağın çarkına okuyan çark. Ve durdu muydu bir gün bu kör avara kaslak, bir zincir yitirenler bir dünya kazanacak. Sen de o dünyadansın, sınıfı bil, safa gel. Hava döndü, işçiden, işçiden esiyor ya. Köylüler uykusunda döndü, dönüyor sola. Güne bakıyor bebek büyüyen yumruğuyla.
başaklar göverdi. Bak, baş koydular bu yola. Şaltere uzanıyor, Tanrı'ya açılmış el. Hava döndü, işçiden esiyor yer. Senlik benlik bitip de kuruldu muydu bizlik? Asgari ücret değil, hür ve günlük güneşlik. Bir Türkiye olacak aldığın son gündelik. Halk kalacak geride gidince bu zalim sel. Hava döndü, işçiden esiyor yer. Tarihle yürüyenler, tarihle adım adım, safları sıklaştırın, tarihle hızlanalım. Lakin hızlandık derken kolu dağıtma sakın. Başları bozuklar var, şimdi bize tek engel. Hava döndü, işçiden esiyor ya. Sen ki Ferhat'sın işçi, günün senin gelecek. İndir külüngün, indir, del şu karanlığı del. Del ki dağlar ardından önümüzde bir çiçek. Gibi açsın aydınlık, tekmil olunca tünel. Hava döndü, işçiden esiyor ya. Evet, harika bir şiir. Türk sahana bizden gidenler enflasyon sebebiyle bize dönüş yaptılar. Dünyanın en büyük göç alan ülkesi Türkiye oldu. Hem dışarıdan, hem içeriden, hem dünya görüşünden. Sağlıcakla kalın, mutlulukla kalın, coşun. Hayatınızı yaşayın. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. İyi günler. Sağ olun.